Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz arkadaşlar Danino'nun Karlar Ülkesi 2 serisinin yoğurtlu meyveli iç içeği. Bu tarz videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen mevzuya girelim. Çoğunlukla yetişkinlerin değil ama çocuk kısmının yani çocuk kesiminin tercih etmiş olduğu ürünler. Bunlar için marketlerde çok böyle ağlama sesleri, ciyaklama sesleri maalesef çıkıyor. Yani çocuklar bu ürünlerin ne kadar kendilerine yararlı veya zararlı olduklarını bilmedikleri için bunları istiyorlar ki bebeğinler de yani anneler babalar yani bizler bu ürünün ne kadar pahalı olduğunu bildiğimiz için de çok da almak istemiyoruz bütçemizi sarsmamak için ki kesinlikle de haklıyız. Çünkü arkadaşlar ben bu ürüne 7 lira 90 kuruş yani 8 lira gibi bir rakam verdim. Danino'nun bu ürünü içerisinde 4 tane küçük küçük içecekler var. Yoğurtlu meyveli içecekmiş. Bu çilek aromalıymış. Yoğurtlu bir içecekmiş arkadaşlar. Şurada da yazıyor ki çocuğunuzun ara öğünlerinde severek tüketmesi için yoğurtlu çilek lezzetinin buluşması eğlenceli Karlar Ülkesi 2 şişeleri diyor arkadaşlar. Şurada enerji ve besin ögeleri yer almakta. Şöyle net bir şekilde umarım görebilirsiniz. Aynı şekilde de Karlar Ülkesi'nin resmi burada yer alıyor arkadaşlar. Bu ürün içerisinde 4 tane var. Yine burada da okul gıdası diye de eklemişler. Yani bilmiyorum olay nedir ne değildir. Tam olarak bir şey diyemiyorum. Ürünler arkadaşlar şu şekilde içinden 4 tane çıkıyor. 7 lira 95 kuruş aldığımızı söylemiştik. Yani bu durumda da tanesi 2 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Ürünün ambalajını açtığımızda İçerisinde şöyle alfabeydi, buna benzer birkaç bir şey karşılıyor bizi. Ne yazmışlar buraya? Bulmacada gizlenen kelimeleri bul. Elsa ve dostlarının yeni serisine sen de katıl demiş. Şurada anladığım kadarıyla bir çocuk bulmacası oluşturulmuş arkadaşlar. Yani kartonda boşa gitmesin gibi bir düşünceye kapılmış. Bir insan bunu çocuğuna ne kadar yedirmeli veya ne kadar yedirmemeli kesinlikle bir şey diyemiyorum. Herkesin kendi hür iradesidir, hür tercihidir ama ben tercih etmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. %3 süt proteini, %0.1 süt yağı içerir diyor. Son kullanım tarihi 17.12.2021'miş arkadaşlar. Yine hemen şu arka tarafa da yer aldığımızda nanan çilekli aromalı pişirilebilir yoğurt diyor. Fermante süt ürünü. Yani bunu biz de evde yapabiliriz yani. Sonuç olarak hazır yoğurt içerisine bir çilek ezip koymak olabilir ama tabii bunun kadar tatlı olur mu? Onun için bir şey diyemiyorum. Bunun her bir tanesi arkadaşlar 89 milimmiş. Meşhur çay bardağımı getirdim. O meşhur çay bardağımız burada. Şimdi bakacağız yani. Bir çay bardağını dolduruyor mu? Ha, ama çarkalamadık değil mi? Açtık ağzını ama. Umarım taşmaz. Çarkalayacağım. Biraz çarkaladım. Umarım taşmaz. Dedik taşırmadık da. Şöyle çay bardağına koyalım arkadaşlar. Yani içerisinden çıkan ürün arkadaşlar bir çay bardağını neredeyse doldurmuyor. Yani bizim buradaki tabirle goz derler. Yani tam dolmamış ama yarım da değil. Dolma çeyrek kala gibi falan. Yani şu şekilde hemen hemen bir çay bardağını doldurmayacak kadar bir ürün var içerisinde. Yoğurt var. Ve fiyatı da şu bardak size 2 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani ne desem bilemedim. Tadına da bakalım, lezzetine de bakalım. Tad olarak, lezzet olarak da lezzetli tadı yerinde. Yani çocukların bu ürünü sevmesi bence çok normal. Şuralarda bir şeyler var mı? İstira, buna bakmaya çalışıyorum. İki ile altı derecede saklanması gerekiyormuş. İçerisinde pancar şekeri varmış. Danone Tikveşli Gıda tarafından üretiliyormuş. Menşei Türkiye'ymiş. Lüleburgaz Kırık Rageli diyor. Arkadaşlar tadı hoş. Yani çocukların bu ürünü sevmesi kesinlikle normal. Çünkü içilebilir ve insana içme isteği ve hissiyat uyandıran bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar bunu içtikten yani bir çocuk bunun dördünü çok rahat bir şekilde içebilir, gömebilir. İşte yani ben bunu niye içmişim demez. Tadında dediğim gibi hoş olduğunu söyleyebilirim. Sağlık konusunda bir şey diyemiyorum. Çünkü ben bir bilim insanı değilim veya bir sağlık memuru ya da bir sağlık doktoru değilim.
kendim bu tarz ürünleri yorumluyorum öncelikle. Bunu da söylemiş olayım. Öyle işte arkadaşlar. Yani çok da bir şey söyleyemeyeceğim aslında bu ürün hakkında. Ya ben öyle bir düşündüm ne söyleyebilirim diye. Ama şunu da söyleyeyim. Yalnız şu dışındaki ambalajlarla birlikte bunlarla çok güzel oyuncak yapılabilir. Öncelikle onu söyleyeyim size. Nasıl bir şey yapılır bilmiyorum ama ben bunun üzerine bir düşüneceğim. Yapabileceğimiz güzel bir oyun varsa bunu sizinle paylaşırım. Ya da bunlarla alakalı bir çalışma yaptıysanız bu tarz ürünlerle nasıl bir çalışma yaptığınızı yorum kısmına yazarsanız biz de bilgilenmiş oluruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ürün dediğim gibi pahalı bir ürün. Piyasada bulunan ürünler. Ama şu anki ekonomik şartlar doğrultusunda fiyatı uygun gelebilir mi? Uygun gelebilir ama hala daha benim bütçemi sarsan bir fiyatın olduğunu söyleyebilirim. Biz bir halt yedik gittik, o kadar parayı verdik, 8 lirayı gittik bundan aldık. Yani işte ister alın ister almayın, o sizin kendi bileceğiniz iş. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.